Şimdi sorumuzda ABC birer gerçel sayı A küçük B küçük 0 küçük C olmak üzere Böyle bir eşitlik vermiş Bunun çözüm kümesini bulunuz demiş Şimdi yukarı 0 sıfır yapan değerimiz bizim Şimdi AX artı B eşittir sıfırsa Üst tarafı sıfır yapan kökümüz nedir arkadaşlar Eksi B bölü A'dır Alt tarafı sıfır yapan kökümüz ise Eksi CX eksi A eşittir sıfırdan Ne gelecektir Eksi A bölü c gelecektir Şimdi A ve B İkisi de eksi sayıysa eksi eksi ne yapacaktır? Artı yapacaktır. Bir de önümüzde eksi var. O zaman buradaki kökümüz eksi geldi. A eksi c artı. O zaman eksi artı eksi yaptı. Bir de önünde eksi var. Burası ne yaptı? Artı yaptı. O zaman biz tablo oluştururken soldaki kökümüz bizimle gelecek. Eksi b bölü a gelecek. Diğer kökümüz de eksi a bölü c geldi. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü hani küçük sayı solda büyük sayı sağda olacak. Bu bir eşitlik tablosu olduğuna göre. Şimdi ne yapıyorduk? Bunların ikisi de dahil mi? Alt tarafı sıfır yapan dahil değildir. Yani eksi a bölü c dahil değil ama eksi b bölü a kökü dahildir. Çünkü o üst tarafı sıfır yapar. Daha sonra fonksiyonun baş katsayıların işaretine bakarak ne yapıyorduk? Fonksiyonun işaretine karar veriyorduk. a negatifte c pozitif bir sayı ama önüne eksi alınca eksi olacak. Eksi eksi ne yaptı? Artı yaptı. O zaman artı eksi artıdır. Bizden istediği şey küçük eşit sıfır olduğu o zaman burasıdır. O zaman bizim çözüm kümemiz eksi b bölü a kapalı eksi a bölü c açık aralığıdır şeklinde çözüm kümesini ne yapabiliriz bulabiliriz. Eşliğin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi eşlik çözülürken öncelikli olarak eşliğin bir tarafı mutlaka sıfır yapılmalıdır. O zaman ben bu ifadeyi sol tarafa attım. Yani 3 bölü x eksi 1 eksi 1 bölü x artı 3 ne olmalıdır? Küçüktür sıfır olmalıdır. Şimdi payda diyelim. Buraya x artı 3 yazalım. Buraya da x eksi 1 yazalım. O zaman ne oldu? 3x artı 9 eksi x artı 1 bölü alt tarafta x eksi 1 çarpı x artı 3 yaptı. Küçüktür sıfır. Şimdi üst taraf ne yapar? 2x artı 10 bölü x eksi 1 çarpı x artı 3 yaptı. Şimdi buraya baktığımızda teker teker her bir çarpanın nesine bakacağız? Köküne bakacağız. Şimdi yukarıdan ne geldi? Eksi 5 diye bir kök geldi. Buradan bir, 1 diye kök geldi. Buradan da eksi 3 diye kök geldi. O zaman tablo yaparken en küçüğü sola yazarak eksi 5, eksi 3, 1. Hiçbiri dahil değil. Hepsini açık aralık yaptık. Şimdi fonksiyonun nesine bakıyoruz? Başka katsayısına bakıyoruz. Artı, artı, artı. O zaman neyle başlayacağız? Artıyla. Artı, eksi, artı, eksi. Peki bizden istediği şey ne arkadaşlar? Negatif olması. O zaman bir burası bir de burasıdır bizim çözüm aralığımız. Yani eksi sonsuz eksi 5 açık aralığı birleşim eksi 3 1 açık aralığıdır. Şekle ne yapacağız? Çözüm kümesini bulacağız. Eşsin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi toplam köklerimiz neler var? Buradan bir eksi 2 diye bir kökümüz var. Buradan bir 3 diye bir kökümüz var. Burada da 3 var. Burada da eksi 2 var. O zaman toplam bizim 2 tane kökümüz var. Eksi 2 ve 3. Yalnız biz bunların nesine bakacağız? Toplam kullanım sayısına bakacağız. Şimdi burada 2040 tane var. Bir tane de burada var. 2041 tane. O zaman 3 ne yaptı arkadaşlar? Tek katlı kök yaptı. Şimdi eksi 2'ye baktığınızda burada 2001 tane var. Bir tane de burada var. Toplam 2002 tane yaptı. Yani çift katlı yaptı. O zaman çift yuvarlak yaptı. Alt tarafı sıfır yapanların içi boştur. O zaman 3'ün de eksi 2'nin de içi boş olacak. Daha sonra baş kat sayısına bakıyoruz. Artı, artı. Değil mi? Artı, 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 artı. O zaman artıyla başlayacak. Eksi olacak. Yine eksi oldu. Şimdi küçük eşit sıfır dediğine göre o zaman bir burası bir de burasıdır. Bizim çözüm aralığımız. Yani eksi sonsuz eksi 2 birleşim eksi 2 3 açık aralıdır diyebiliriz. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Eksi sonsuzdan 3'e kadar fark eksi 2 de diyebiliriz arkadaşlar. İkisi de doğru cevaplardır. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki eşsini sağlamayan değerler kümesini bulunuz. Şimdi sol taraf 1 bölü 3 üzeri x kare eksi 2 x eksi 6. Küçük eşit 1 bölü 3'ün karesi. Doğru mu? Şimdi normalde 1 bölü 3 basit bir kesirdir. Basit bir kesin kuvvetini aldıkça sayı küçülür. Yani mesela 1 bölü 3'ün kübü 1 bölü 3'ün karesini düşündüğünüzde sol taraftaki sayı daha küçüktür. Daha çok kuvvet alırsanız daha küçük olursunuz. Yani sizin yapmanız gereken şey ne? Bu eşitliğin sağlanması için demeniz gereken şey x kare eksi 2x eksi 6 büyük eşittir 2 demelisiniz. Yalnız sağlamayan deyince bunun olumsuzunu alacaksınız. Yani x kare eksi 2x eksi 6 küçüktür 2 diyeceğiz. O zaman ne oldu? 2'yi sola attık. x kare eksi 2x eksi 8 küçüktür 0 oldu. Burası da x eksi 4 x artı 2 olacak değil mi? Aynı. Küçüktür 0. O zaman bizim iki tane kökümüz var. Köklerimiz kimlerdir? Eksi 2 ile 4'tür. İkisi de açık aralık. Çünkü dahil değil gördüğünüz gibi. Değil mi? Başka sayıları pozitif pozitif artı eksi artı. O zaman bizden istediği yer neresidir? Eksi 2, 4 açık aralıktır. Eşsin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi 3 üzeri x artı 1'i siz hiçbir şekilde 0 yapamazsınız. Oradan kök gelmiyor. O zaman onu sorudan sildim. Şimdi böyle bir ifade varsa onu bana çarpan olarak sıfırlamıyorsa eksiye o zaman ne yapmayacaktır? İşaret değiştirmeyecektir. Üst tarafı çarpanlarına ayırabiliriz. Eksi 2 artı 1 ise o zaman x eksi 2 x artı 1 diye çarpanlarına ayırdık. Bu üst taraf yaptı. Alt tarafta 1 eksi x çarpı nedir arkadaşlar? x kare artı 1. Bu arada İsterseniz şunu da söyleyebilirsiniz. X kare artı 1 de 0 yapamazsınız. Bunu da sorudan silebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da kök gelmeyecektir. O zaman bizim gelen köklerimiz ne geldi? 1 geldi. Eksi 1 geldi. Bir de 2 geldi. Eksi 1. 1 ve 2'dir. Şimdi bunları böyle indirdim. Eşitlik durumu var mı? Yok. O zaman hepsi açık aralık. Şimdi neye bakıyoruz? Fonksiyon işaretine bakıyoruz. Fonksiyon işaretine bakarken neye bakacağız? Baş kat Artı, artı, eksi. O zaman fonksiyon neyle başlayacak? Eksiyle. Tek katlı köklerde işaret değişimi olacak şeklinde çözeceğiz. O zaman bizim aralığımız neresidir? Eksi 1, 1 açık aralığı birleşim 2'den sonsuza kadardır çözüm kümemiz. Şimdi eşsinin çözüm kümesini bulunuz demiş. M küçük 0 küçük, N küçük mutlak değer mi? Bu ne demek istiyor burada aslında? Hani M ve N'yi incelediğinizde M sayısı işaretine bakmaksızın sayıcı daha büyük. Yani mutlakça daha büyük. Mesela eksi 6 ile 2 gibi eksi 5 ile 3 gibi. Eksi 10 ile 7 gibi. Negatif olan m eksisini iptal edin. Yani pozitif halini düşünün. Hep n'den ne olacak? Daha büyük olacak. Şimdi üst tarafı çarpanlara ayırabiliyor muyum? Evet m ve n diye çarpanlara ayırabiliyorum. Yalnız eksi m en, n'miş. Ve toplamları da m eksi n'miş. O zaman ne gelecek arkadaşlar? m artı n eksi gelecek. Yani üst taraf o zaman ne yaptı? x artı m ile x eksi n'in çarpımı bölü alt taraftayız şimdi. Buradan bir x kare geldi. Tamam okey. Şimdi şuradayız arkadaşlar. mx kare eksi n'deyiz. m neydi işaret olarak? Eksiydi. n ne neydi? Artıydı. O zaman şimdi mesela şöyle düşünün aslında. Eksi 3x kare şimdi n sayısı 7 olduğuna göre mesela eksi 7 gibi bir şey. Yani buradan sizin neyiniz gelmeyecek aslında? Eksi parantezini alırsanız burası 3x kare artı 7'dir. Ve buradan kök gelmez. O zaman ben burayı şöyle sileyim. Burayı sildim diyelim ama orada bir tane eksi var diyelim. O neden kaynaklı? M'nin eksi olmasından kaynaklı. Başka sayısı ne negatifse o eksiyi ben ne yapacağım orada tutacağım. Şimdi o zaman bizim gelen köklerimize geldi? Bir tane eksi M diye kökümüz geldi. Bir N diye bir kökümüz geldi. Buradan da sıfır diye kökümüz geldi. Şimdi eksi M dediğiniz şey mutlakça daha büyüktür N'den. O zaman N'yi solda tutacağız. N pozitif. Sıfırımız da var. Sıfır da burada kaldı. Bir de neyimiz var? M'miz var. İşte aynen bu şekilde olacak. Yalnız ben buraya eksi M diyeceğim. Şimdi burası küçüktür büyüktür durumunda olduğu için bir kere hepsinin içi boş olacak. Bu bir. İkincisi sıfır çift katlı kökse ben sıfır çift katlı kök olarak belli edeceğim. Şimdi geldik neye? Baş kat sayısına. Şimdi bunun baş sayısı pozitif. Değil mi? Bunun ikisi pozitif. Bunun ikisi pozitif. Bunun ikisi pozitif. Buradan bir eksi geldi. O zaman eksiyle başlayacağız. Eksi, artı, eksi, eksi. Bizden istediği şey küçüktür sıfır olması. O zaman burası var, burası var, bir de burası var. Şimdi o zaman ben nasıl söyleyeyim? Reel sayılar eksi. Şimdi n, m kapalı aralığı yok galiba. Şöyle yapayım. n, eksi m kapalı aralığı yok. Bir de sıfır yok arkadaşlar. Ya da eksi sonsuzdan sıfıra birleşim sıfırdan n'ye birleşim eksi m'den sonsuza kadardır diyeceğiz. Şimdiki sorumuzda bir halı mağazasında halıların fiyatları alanları ile orantılı olarak belirlenmektedir. Birinci halının kenarları 2x artı 1'e, 2x artı 1'e, x artı 1. Bir sonraki halının kenarları da e, f neresi? Burası yani x artı 5'e, fg de burası x artı 4. Birinci halı ikinci adam daha ucuzsa demek ki soldakinin metrekaresi sağdakinin metrekaresinden daha küçükmüş arkadaşlar. O zaman x artı 1 ile 2x artı 1'in çarpımı x artı 4 ile x artı 5'in çarpımından küçüktür. Şimdi o zaman sol taraf ne yapar? 2x kare artı 3x artı 1 yaptı. Sağ tarafta x kare artı 9x artı 20 yaptı. Şimdi hepsini sol tarafa atalım. x kare eksi 6x eksi 19 küçüktür 0 demiş. Yani bu ifade neymiş? Sıfırdan küçükmüş. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir demiş. Şimdi aslında biz bunu çarpanla ayırmada yaptık. Eşitlikte de kullanabiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Biz burada bir tane tam kare oluşturalım. X kare eksi 6 x artı 9 diyelim. Şimdi 9 çıkardım. O zaman burası ne olsun? 28 çıkartalım ki eksi 9 19 28 19'a eşit olsun. O zaman ne oldu? X eksi 3'ün karesi küçüktür 28 oldu arkadaşlar. Demek ki bu ifade 28'den küçük olacakmış. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir demiş. X'e mesela 8 verirsek ne olur? 5'ten 25 olur. 9 verirsek ne olur? 6'dan 36 olur. Olmaz. O zaman X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 8'dir diyebiliriz. Saatteki hızı x kilometre olan hareket halindeki bir bisikletin x artı 2 saatte aldığı yol 400 kilometreden daha azdır demiş. Yani siz hızınızla zamanı çarparsanız neyi bulacaksınız? Yolu bulacaksınız. İşte bu arkadaş 440'tan küçükmüş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. O zaman biz x kare artı 2x 440'ı da sola alalım. Küçüktür 0 diyelim. 440 22 ile 20'nin çarpımıdır. Yani o zaman x artı 22 x eksi 20'dir. Ne yapabiliriz? Diyebiliriz. O zaman burada tablo yaptığınızda bir kökünüz eksi 22 bir kökünüz ne geldi? 20 geldi. İkisi de tek katlı kök. Baş katsayıları ikisinde pozitif. O zaman artı eksi artı diyeceğiz. Burası olacak. Yalnız unutmamanız gereken bir şey var. X ve X artı 2 ifadeleri ne olmalıdır arkadaşlar? Pozitif olmalıdır. Yani X sıfırdan büyüktür. O zaman sıfırdan büyükse kaç farklı tam sayı yer alabilir? Bizim demek ki ifademiz sıfırdan başlar. 20, yani sıfırla 20 arasındadır. Burada kaç tane tam sayı vardır? 19 tane tam sayı vardır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız 19'dur. Şimdi bir sistem sorusu. iki tane eşitlik vermiş. Bu eşitsizliğin ortak çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi alt tarafı ne yapalım? Eksi parantezini alalım. Ben onu başaramıyorum. Eksili olduğu zaman çarpan ayırmak biraz zor geliyor. x kare eksi 3 x eksi 10 büyüktür 0 diyelim. O zaman burası eksi 5'e artı 2. Alt tarafı çarpanlarına ayırsak x eksi 5 x artı 2 yapacak. Önde de bir tane eksi var. Büyüktür sıfır. Alttaki ifademiz bu. Üstteki de ne geldi arkadaşlar? Zaten aynen yazıyoruz. X, 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 4. Küçük eşit sıfır. Şimdi üstteki eşitlikten gelen köklerimiz sıfır ve dörttür. Alttaki eşitlikten gelenler de eksi 2 ile 5'tir. Şimdi tablo yaparken ne yapıyoruz? Hepsini aynı anda yazıyoruz. Eksi 2, 0, 4, 5 diyoruz. Şimdi bu şekilde yaptık. Şimdi üsttekine 1 diyelim. Alttakine 2 diyelim. Üsttekinden ne gelecek? 0 ve 4 gelecek. Alttakiler ne gelecek? Eksi 2 ve 5 gelecek. Yalnız bunlar bizim için nedir arkadaşlar? Bu şekilde köklerdir. Hepsi tek katlı kök. Yalnız birinci de 0 ve 4. Bakın burası küçük eşit dediği için benim bunların içlerini ne yapmam lazım? Dolu göstermem lazım. Yalnız eksi 2 ile 5'in içi boş olacak. Çünkü dahil değiller. Şimdi geldik eksi artı yani fonksiyon işaretine karar vermeye. Bu fonksiyon başka sayısı pozitif, bu da pozitif. O zaman başkası sayısı pozitif. Artı artı. Bakın şu 5 çizgisi alttaki kökün çizgisidir. Üstteki eşitlikli bir yok. Üstteki eşitliğin kökleri 0 ve 4 olduğu için buralarda işaret değişimi olacak. Ve üstteki ne istiyordu bizden? Negatif olmasını istiyordu. O zaman 0 4 kapı aralığıdır üsttekine göre. O zaman böyle durumlarda yine 04 4 kapalı aralık alacaktır. Başka da ihtimal yok aslında ama devam edelim. Belki de boş kümedir Şimdi buradan artı geldi. Buradan artı geldi ama buradaki eksiyle beraber eksiyle başlayacağız. Artı, artı, artı. Bu sefer eksi oldu. Bizden ne istiyor? Büyüktür 0 istiyor. Yani pozitif istiyor burası. O zaman iki tarafı da taranılan yer burasıdır. 0 ikisinde de olduğu için 0. 5, 4 ikisinde de olduğu için 4. O zaman 04 kapalı aralıdır bizim çözüm aralığımız. s sisteminin çözüm kümesi bulunuz demiş. Şimdi şöyle aslında bir buradan bir eşlik çözebiliriz arkadaşlar. Bir de sağ taraftakinden çözebiliriz. Bir de şöyle çözeceğiz. İki türlü çözeceğiz. Hocam x eksi 3 ile 14'ü çözecek miyim? Yok onu çözmeyeceğiz. O zaman o biraz daha geniş oluyor. Biz öncelikli olarak x eksi 3 küçüktür. x kare eksi x eksi 6'yı çözelim. Hepsini sağ tarafa atalım. O zaman ne oldu? x kare eksi 2x eksi 3 sağdan okursak büyüktür 0 oldu. Yani burası ne yapar? x eksi 3 x artı 1 diye çarpanlar ayrılır. Peki bakalım. Şimdi ilk ki bu geldi. İkinci te ne gelecek? x kare eksi x eksi 6 küçük eşit 14'tü. 14'ü sola attım. Eksi 14 küçük eşit 0 oldu. O zaman x kare eksi x eksi 20 küçük eşit 0 Burası nedir arkadaşlar? x eksi 5 x artı 4 küçük eşit sıfırdır. Bu da ikincisi. Şimdi baktığınızda sistem sorusu. O zaman ne yapacağız? İki tane tablo yapacağız. Şimdi mesela bu 1 olsun. Bu 2 olsun. Biz bunları ifade edelim. 1, 2 diyelim. Şimdi üsttekinden buradan ne gelecek? 3 gelecek. Eksi 1 gelecek. Buradan ne gelecek? 5 gelecek. Eksi 4 gelecek. O zaman eksi 4 var. Eksi 1 var. 3 var. 5 var. Doğru mu? Şimdi eksi 1 ile 3 birinciden eksi 4 ile 5 ikinciden geldi. O zaman bunları böyle yapalım. Olur mu? Şimdi yalnız ikincideki dahillik var. Çünkü burası küçük eşit. O zaman burası dolu. Bu da dolu. Su, üstteki birincideki boş olacak. Şimdi başka sayısına bakalım. Bu artı bu artı. O zaman artı artı eksi artı artı. İkinciye bakalım. Artı, artı 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 eksi 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 artı. Şimdi birinci de pozitif olmasını istiyor. Değil mi? Birinci de pozitif olan yer burasıyla burası. burası. İkinci de negatif olmasını istiyor burası. O zaman şimdi çözüm küresine bakacağız. Şimdi eksi 4 ikisinde de var. Burada da var burada da var. O zaman eksi 4 kapalı aralık olacak. Şimdi eksi 1 burada dahil değil. Burada dahil. O zaman biz dahil almayacağız. Birinde olur birinde olmaz olmaz. Birleşim Burada da 3 ikisinde de yok. Birinde var birinde yok. O zaman dahil etmeyeceğim. Ama 5 burada aslında içini taralı bölgede olduğu için dahildir. O zaman 5'i dahil edeceğim. O zaman işte bizim çözüm kümemiz nedir arkadaşlar? Eks dört, eksi 4 eksi 1 yara çıkaralığı birleşim 3 5 yara çıkaralıdır diyebiliriz. Şimdi birleşiklik sistemin gerçek sayılardaki çözüm kümesini aşağıdaki tabloyla gösterebiliyormuşuz. Buna göre çözüm kümesi işaret tablosundaki taralı bölgede olan eşitsizliklerden birini bulunuz demiş. Yani birden fazla var ama bir tane örnek olarak yapalım isterseniz. Mesela şimdi şöyle yapalım. Birinci eşitlik, ikinci eşitlik diyelim. Şimdi birinci eşitlikte bizim dikkatli bakarsanız eksi 1 ve 5 diye iki tane kökümüz var. Ve bunlar arkadaşlar nasıl kökler? Tek katlı kökler. O zaman ben bunu x artı 1, x eksi 5 diyebilirim. Doğru mu? Şimdi baktığınız zaman sağ taraftan tabloya başladığınızda başka sayınızın işareti neymiş arkadaşlar pozitifmiş. Evet şu an artı artı dediğinizde artı artı dediğinizde ne olacak başka sayısı pozitif olacak. Şimdi en sonunda bu yeşil bölgeler bizim neyimiz arkadaşlar çözüm kümemiz. O zaman bizim istediğimiz yer neresi olması lazım birinci eşitlikte? negatif bölge olması lazım. O zaman küçüktür sıfır dememiz birinci eşitlik için okeydir yani tamamdır. Şimdi geldik ikinci kısma. İkinci kısımda bizim 0 ve 2 diye kökümüz var. 0 ve 2 diye kökümüz var. O zaman biz bunu nasıl yazalım? x ve x eksi 2 diyelim. Peki baş katsayısı ne arkadaşlar? Yine pozitif. Artı artı. Okey. Şimdi burada taranan yer neresi arkadaşlar? Pozitifler taranmış değil mi? O zaman benim burada ne yapmam lazım? Büyüktür 0 demem yeterlidir. O zaman eşlik sistemi olarak x artı 1 x eksi 5 küçüktür 0, x'e x eksi 2 büyüktür 0 diye bir eşitlik sistemi bizim için bu tabloyu verecektir ya da bu eşitlik sistemi bu tabloyla çözülecektir diyebiliriz. Şimdi sorumuzda f fonksiyonu grafiği verilmiş arkadaşlar. fx fonksiyonu işaret tablosuna bakınız demiş. Şimdi normalde fx fonksiyonun bakın x eksenini kestiği noktalar kaçlardır? x4, 1 ve 3'tür. x4, 1 ve 3'tür. Yalnız 3'te bizim fonksiyonumuz ne yapmamış? İşaret değiştirmemiş eksiyken eksi olarak devam etmiş. O zaman biz 3'ü çift katlı kök kabul edebiliriz arkadaşlar. O zaman işaret tablosuna baktığımızda eksi 4, 1 ve 3 yalnız 3'ü kabul edeceğiz? Çift katlı kök kabul edeceğiz. Bunlar tek katlı kök. Doğru mu? Aynen. Peki burada devam ettiğimiz zaman burası nasıl olacak? Şimdi baş katsayısı aşağı doğru gidiyor. Yani fonksiyonun sağ ucu aşağı doğru gidiyorsa bizim baş katsayımız eksidir. Eksi artı eksi şeklinde bu fonksiyon ne yapacaktır? A şıkkındaki ifade işaretler alacaktır. Mesela B'de bu fonksiyonu ne yapmış aslında? X eksi 1 demiş. Yani biz ne yapıyoruz? Bir birim sağa öteliyoruz bu fonksiyonu. Sağa ötelediğimiz zaman o zaman ne olacak? Eksi 3, 2 ve 4 olacak bizim köklerimiz. Ve 4 çift katlı kök diğerleri tek katlı köktür. Yine eksi ile başlayacak. Eksi olacak, artı olacak, eksi olacak diyebiliriz. C şıkkındaki ise 2 birim sola öteliyoruz biz fonksiyonu. 2 birim sola ötelediğimiz zaman eksi 6, Eksi 1 ve 1 bizim köklerimizdir. Yalnız şimdi 2 birim sola törenince 3 değil de 1 çift katlı kök olacak. Diğerleri de tek katlı kök. Yine eksi, eksi, artı, eksi bizim işaret tablomuzdur diyebiliriz. Şimdi aşağıdaki koordinat düzleminde f fonksiyon grafiğini vermiş. Ve gitmiş demiş ki x eksi 1 çarpı fx bölü x artı 3 küçük eşit 0 eşitsin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi köklerimizi beraber inceleyelim. Şimdi x eksi 1'i 0 yapan 1 diye bir kökümüz var. x artı 3'ü 0 yapan eksi 3 diye bir kökümüz var. Şimdi bu fx'in kökleri arkadaşlar fx fonksiyonu x eksenini kestiği noktalardır. Yani kimlerdir onlar? Eksi 5, eksi 2 ve 3'tür. O zaman bizim toplam 5 tane kökümüz oldu. Eksi 5, eksi 3, eksi 2, 1 V3. Şimdi bunlar da baktığımızda eşitlik ne? Küçük eşit durumunda. O zaman paydi sıfır yapan içi boş olacak. O zaman diğerlerin içi dolu olacak. O zaman eksi 5'in içi dolu. Eksi 3'ün içi boş olacak. Diğerlerin içi dolu oldu. Şimdi biz fonksiyonun sağ ucuna bakarak baş katsayısının pozitif mi negatif mi olduğunu söyleyebiliyoruz. Sağ ucu yukarıya baktığı için bizim baş katsayımız pozitiftir. E şimdi burası da pozitif, bu da pozitif, bu da pozitif. O zaman ne oldu? Total olarak pozitif geldi. O zaman tek katlı köklerde işaret değişimi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yapacağız ifade edeceğiz. Ne istemiş? Küçük eşit demiş. O zaman bir burası, bir burası, bir de burası bizim çözüm kümemizin olduğu yerdir. Yani eksi sonsuzdan başlar. Eksi 5 kapalı aralığına kadar. Birleşim eksi 3 açık, eksi 2 kapalı aralığına kadar. Birleşim 1, bir 3 kapalı aralığıdır. O zaman bizim eşitliğimizin çözüm kümesi bu şekildedir arkadaşlar. F fonksiyonun grafiğini tabloda vermiş. Ve demiş ki fx çarpı fx artı 3 bölü x eksi 2 büyüktür 0. Bunun çözelim demiş. Şimdi şöyle beraber bakalım isterseniz. fx fonksiyonun kökleri eksi 4, 5 ve 7'dir. fx fonksiyonun kökleri eksi 4, 5 ve 7'dir. fx artı 3 demek bu fonksiyon 3 birim sola ötelemesi demek. 3 birim sola ötelediğinizde ne geliyor arkadaşlar? Eksi 7 diye bir kökünüz. 5'te 2 diye bir kökünüz. 7'yi de 3 çıkardık. 4 diye bir kökünüz var. Bir de aşağıdan 2 diye bir kök geldi. O zaman toplam köklerimizi incelediğimizde en küçük eksi 7 var. Daha sonra eksi 4 var. Daha sonra kaç var? 2 var. Daha sonra 4 var. Sonra 5 var. Bakalım bir. 1, 2, 3. Yalnız 7 de var. 7'yi de sayalım. Değil mi? O zaman toplam 6 tane kökümüz olacak. Eksi 4, 5, 7, eksi 7, 2, 4. Okey. Yalnız toplam kullanım sayısına baktığınızda 2... 2 kere kullanılmış. O zaman iki çift katlı köktür. Diğerleri ise tek katlı köktür. Onları şöyle tek katlı kök olarak ne yapalım? İfade edelim. Şimdi baş sayılarına bakalım. Bizim fonksiyonumuzun sağ ucu nereye bakıyor? Yukarı doğru gidiyor. O zaman bu arkadaşın baş kat sayısı, sayısı pozitif. O zaman en aşağıdaki x eksi 2'nin de baş sayısı pozitif olduğu için o zaman genel olarak eşsin baş kat sayısı pozitiftir. Artı eksi artı eksi artı eksi Çift katlı köfte içeride değişmiyor. Artı eksi oldu. Peki bizden ne istiyor? Pasif olmasını istiyor. Burası, burası ve burası bizim çözüm aralımızdır. O zaman ne diyeceğiz? Eksi 7, eksi 4. Birleşim 4, 5. Birleşim 7'den sonsuza kadardır. Çözüm kümemiz arkadaşlar. Şimdi fx artı 2 ve g fonksiyonlarının grafiklerini şekilde vermiş. Bize sorduğu şey fx eksi 1 ile gx artı 1'in çarpımının sıfırdan büyük olması. İşte bu eşitliğin çözüm kümesini bulunuz bize demiş. Şimdi beraber bakalım. Şimdi fx artı 2 grafiği buyken bize eşitlikte fx eksi 1 demiş. Yani bu fonksiyon x artı 2'den fx eksi 1'e geçmek için 3 birim ne yapmam lazım? Sağa ötelemem lazım. O zaman eksi 6 değil 3 birim sağda eksi 3. 4 değil 3 birim sağdaki 7. Yalnız burada arkadaşlar fonksiyon teğet olduğu için ne yapmıyor? Orada işaret değişimi olmuyor. Yani 7'yi çift katlı kök kabul edeceğim. Daha sonra buradaki gx gen, buradaki nedir arkadaşlar? gx artı 1. Yani fonksiyon bir birim sola ötelenmiş. Yani benim köküm eksi 2 değil. Kaç olacak? Eksi 3 olacak. O zaman toplam iki tane kök çıktı karşınıza. Eksi 3 ve 7 diye. Şimdi ikisinin de sağ ucu yukarıda artı ile başlayacak. Bu arada 7 çift katlı kök. Eksi 3'ü burada bir kere kullandım. Bir kere de burada kullandım. O zaman toplam kullanım sayısı kaç oldu? 2 oldu. O zaman çift katlı köke döndü. O zaman çift katlı köklerde işaret değişimi olmuyordu. Gördüğünüz gibi o zaman bizim çözüm aralığımız neresidir? Burasıdır. Yani reel sayılar eksi, eksi 3 ve 7'dir. Yalnız bu bir aralık değildir arkadaşlar. Eksi 3 ve 7 değerlerini istemiyoruz reel sayılar içerisinde. Geri kalan bütün elemanlar dahil anlamına taşıyor.